Efendim selamun aleyküm. Merhaba gençler. Allah Ramazanımızı hayırlı etsin inşallah. Oturayım mı ayakta mı yapalım? Oturmak daha iyi değil mi? Tamam. Eyvallah eyvallah, Allah bağışlasın. Gençlerimiz iyi maşallah. Bu gece de iftarda gençlerimiz vardı şeyde, televizyonda. Gençleri bekliyoruz. Böyle anneler babalar, onları alın. Programımıza onurlandırırsınız. Orada iftar yemeğimiz de var, sahur yemeğimiz de var. Yani orada sizi aç göndermeyiz. Ramazan ayındayız. Allah orucumuzu kabul eylesin inşallah. Allah niyetimizi kabul eylesin inşallah. Mevlam dualarımızı kabul eylesin. Tabi bu Ramazan ayı ötekilerinden biraz farklı. Tabi bu ülkemizde son dönemde görülen bu depremler, ardı arda devam eden böyle tesbih tanesi gibi biri duruyor, öteki başlıyor. İlginç bir şey, bir dönem geçiriyoruz. Farklı bir dönem geçiriyoruz. Yüce Allah'tan dileğimiz ve duamız bir an önce bu belaların, musibetlerinin uzak olması inşallah. Allah ülkemizden uzak eylesin. Onun için bir dua var, o duayı çok söylüyoruz. Ya dafi'al belaya, itfa annel belaya. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Ey belaları def eden Allah, belaları üzerimizden def eyle. Sen affedicilerin en güzelisin diye çok dua edelim. Tabii bizim tarihimizde de depremler olmuş. Hazreti Ömer zamanında Medine birkaç gün böyle sallanmış bayağı, böyle deprem olmuş. Hazreti Peygamber döneminde de olmuş. Bu neticede bir yer hareketi. Fakat ilginç olan bir şey, özellikle gençler için söylüyorum. 1400 sene önce Peygamber Efendimiz'in amca oğlu Hazreti Abdullah diyor ki, depremlere yer altından geçen, dağların altından geçen fayların kırılması yol açar diyor. Bu konuda benim bir kitabım da vardı depremlerle ilgili. Yıllar önce yazmıştım. Yani eskiler söylemişler bunu. Hatta fay hatlarını ağacın gövdesine benzetiyor. Ağacın yer altında, toprakta şeyler olur ya böyle. Kökleri salınır ya, köklerine benzetiyor. Hazreti Peygamber Efendimiz'in amcası bunu söylüyor. Amcaoğlu İbni Abbas. Evet, Allah uzak eylesin. Ne diyelim, yapacak bir şey yok. Tedbir almak lazım. Sağlam ev yapmak lazım. Tedbir almazsa günahkar oluruz. Sahte iş yapan, sahte malzeme kullanan Allah katında katil hükmündedir. Yani cezası ağırdır. Şundan dolayı çok ağır yani. İnsan ölüyor orada. Adam hayatı boyunca çalışıyor, memurluk yapıyor, işçilik yapıyor. Parasını biriktiriyor. O parasıyla gidiyor bir tane ev alıyor kendine. Yani ömrünün son döneminde rahat edeyim diyor. Ama ev ona mezar oluyor yani. Ben çünkü depremden bir müddet sonra şeye gittim. Nur Dağı'na gittim. Nur Dağı ilçesine gittim. Orada da üniversitede, Gaziantep Üniversitesi'nde rektör olduğum için hem üniversitenin durumunu göreyim hem de orayı göreyim diye gittim oraya. Baktım Nur Dağı'nda yeni yapılan binalar, bir yıllık binalar, altı aylık binalar, daha bitmiş, vatandaş girmemiş binaların hepsi yıkılmış. Ama devletin yaptığı TOKİ'nin binaları var orada, dağ başında yapmışlar. Hiçbirinde hiçbir şey yok. Saf sağlam duruyor. Devletin 40 yıl önce yaptığı binalar, dispanserler falan var, sağlık ocakları, hepsi yerinde sağlam duruyor. Ama yeni yapılan binalar yıkılmış. Bunun anlamı ne? İnsanımız açgözlü artık. Daha çok kazanayım diye, diyelim ki 50'lik demir kullanacağına 20'lik demir kullanıyor. Normal kum alacağına gidip deniz kumu alıyor. Deniz kumu daha ucuz. Hemen denizin kenarından alıyor. Ama dağlardan çakıl alsa daha pahalı, daha sağlam olacak. Ama diyor ki, nereden para koparabilirim? Haram yemeye alıştık yani maalesef. Şeyde de öyle değil mi? Yani bunu televizyonlara söylüyorum bu sene. Geçen seneler böyle ağır konuşmuyordum ama bu sene bayağı söylüyorum yani. Söylüyorum, sövmüyorum yani, yanlış anlamayın.
söylüyorum yani, ikaz da ediyorum. Çünkü canı yanan insanlarımız bizim yani. Günah yazık ya. O toprak altından o teyzeler çıktı yani. Ne kadar kahrolduk. Küçük evlatlar çıktı. Genç kızlar çıktı. Gelinlik insanlar çıktı. Bizim bir hocamız var. İstanbul'da. İmam arkadaşımız. Deprem bölgesine gitti. Geçen telefonla beni aradı. Konuştuk. Ne yaptınız dedim. Ölüleri yıkadık orada dedi. Yani görevli değil. Özel gitmiş zaten. Arkadaşımız özel bir arkadaş. Beni en çok etkileyen dedi. Bir baba 5 yaşındaki çocuğunu kucaklamış depremin altında. Vefat etmiş ikisiyle tabii. Hocam yıkarken onları ayıramadık birbirinden dedi. Öyle gömdük. Bunlar ibretli şeyler yani. Onun için hakikaten bu konularda sahte ticaret yapmak yani günahı çok ağır olan bir şey. Şimdi koronadan sonra fiyatlar yükseldi. Bir adam daire alacak 1000 lira dairenin fiyatı. 1000 lira diyelim, örnek verelim. Adamla anlaşıyor, sabahleyin tapuya gidecekler. Diyor ki 1500 lira oldu diyor. Bir gecede. Bir gecede ne oldu? Demir mi yükseldi? Çimento mu yükseldi? Hayır. Adamın kafası yükseldi. Alamayıp geri dönüyor. Şimdi ben peynire bakıyorum. X marka peynir. Diyelim Ahmet'in peyniri. Öyle bir marka yok ya. Ahmet'in peyniri. Bir markette 45 lira, öteki markette 80 lira. Yani ya bu 45 liraya satan adam zarar ediyor veya 70 liraya satan adam aşırı kar ediyor. Zarar eden yok, aşırı kar ediyor. İşte harama alıştık. Ben öyle diyorum. Televizyonlara söyledim bunu. Biz kara borsacılığı keşfettik. Hazreti Ali halifeyken bir kıtlık oluyor. Mal azalıyor. Hazreti Ali Efendimiz malı stok yapan bir adamın fabrikası şeyine, deposuna baskın yapıyor. Bütün malları çıkartıyor Hazreti Ali. Medine çarşısında malları yakıyor. Yedirmiyor kimse. Yakıyor bayağı bildiğimiz gibi. Ateş veriyor, yakıyor. Bu kadar haram bir mal ki diyor, dağıtılıp yenmesi bile caiz değil diyor. Onun için tabii ki felaketler başına gelmiyor yani. Ama felaket başa gelince de bu sefer iyi kötüyü ayırmıyor. Günahkar da gidiyor, gariban da gidiyor, temiz insanlar da gidiyor. Umumi geliyor genellikle, felaketler umumi geliyor. Ama herkes tabii ki niyetine göre dirilecek. Biz tabii deprem şundandır, bundandır demiyoruz. Allah bilir neden olduğunu. Ama dualarımızın orada çok kıymeti var. Dualar birçok musibeti engeller. Ama dua etmek için de sağlam olmak lazım. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Allah İstanbul'umuzu da korusun inşallah. Ankara'mızı, İzmir'imizi, bütün memleketlerimizi korusun inşallah. Evet, Ramazan ayının birinci haftası gitti. Birinci haftası gitti. Bundan sonra yapmamız gereken ibadetleri biraz daha çoğaltalım. İbadetleri biraz daha çoğaltalım ve Allah'la olan irtibatımızı, bağımızı hiç koparmayalım inşallah. Neticede her şeyin tasarrufu Allah'ın elindedir. Yüce Allah'a olan inancımızı, sevgimizi ne kadar çok tutarsak Allah da bize o kadar yardım eder. Böyle ümitsizliğe kapılmayalım. Efendim biz çok kötüyüz, yok dünya daha kötü olacak, yok Deccal geliyor, işte kıyamet mi geldi, daha onlara vakit yok. Allah bilir de daha vakit yok. Böyle Deccal böyle ortamda gelmez veya Mehdi gelmez böyle ortamda. Yani böyle çok soruyorlar, hocam Mehdi mi geldi? Daha 2 gün önce televizyonda, televizyonun çıkışında biri beni yakaladı. Hocam çok özel bir konuşmam olacak seninle dedi. İki gün önce. Buyurun dedim.
Bana dedi rüyada benim Mehdi olduğumu söylediler dedi. Ben Mehdi'ymişim dedi. Ben rüyayı gördükten sonra namaza başladım dedi. Ben hakikaten Mehdi miyim dedi. Sen zaten Mehdi'sin dedim. Nasıl Mehdi'yim dedi. Bak namaza başlamışsın dedim. Mehdi demek hidayete erdiren, erdirici. Sen kendi hidayetini bulmuşsun işte dedim. Sen de bir tür Mehdi'sin dedim. Ama senin daha büyük Mehdi değilsin. O büyük Mehdi daha gelmedi dedim. Sen sıranı bekleyeceksin dedim. Gönderdim. Ne diyeceksin adama şimdi? Adamın kalbini kırmadan. O zannediyor ki büyük Mehdi rüya görmüş. Namazı da başlamış. Belli ki rüyasında işte bir şeyler söylenmiş ona. Kendini Mehdi zannediyor. Biz böyle şeyleri beklemeyeceğiz. Mehdi gelmez demiyorum yani. Günü gelince Allah gönderir. Ama biz kendimiz bir Mehdi gibi çalışmak zorundayız. Her birimiz. Çocuklarımızı önce sevdireceğiz. Ben çocukları seviyorum yani. Küçük. Tabii seni de seviyoruz. Allah bağışlasın. Evlatlarımız iyi maşallah. Yani belki seyrediyorsunuz iftar programlarımda gençler geliyorlar. Sahurda da geliyor arada bir. Pırıl pırıl gençler. Lise talebeleri, ortaokul talebeleri, imam hatip talebeleri. Güzel sorular soruyorlar. Programdan sonra tabii siz görmüyorsunuz. Tek tek fotoğraf çekiyorlar her birisi. Kimi annesine hediye etmek için, kimi ninesine, kimi dedesine. Çocukların böyle şeylerle meşgul olması iyi bir şey. Eskiden çocuklar daha çok popla meşgul olurlardı. Pop müzikle, şuyla buyla. Bizim evlatlarımızla ilahiyle meşgul olsunlar. İnşallah bizim beklentimiz o. Daha böyle dine bağlı, dindar olanlar olsun. Elhamdülillah bu imkanlar da var artık. Eskiden ben hatırlarım, dün gece televizyonlara söyledim sahurda. Sahurlara söyledim akşam. İmam Hatip talebeleri toptan cuma namazına gittiler diye gazetede manşet yaptılar ya. Manşet yaptılar. İmam Hatip talebeleri topluca namaza gitti. Sanki kiliseye gitmişler. Sanki havraya gitmişler. Hristiyan olan kiliseye gider. Yahudi olan havraya gider. Müslüman da camiye gider. Bunu bile Türkiye'de günlerce konu ettiler. Nasıl olur da İmam Hatip talebesi cumaya gider? Ya cumaya gitmesi anormal, gitmesi değil. Bakın nereden nereye gelindi? Türkiye nereden nereye geldi? Biz yaşadık bunları. Ben size özel bir şey anlatayım. Ankara'da bir yerel televizyonda program yapıyorum. Yerel televizyonda program yapıyorum. Ulan Diyanet'e de çalışıyorum. Yani yıl 88 olabilir belki. Cuma günü program yapıyoruz. Cuma günü programda Hazreti Ömer'in adaletini anlattım. Ahmet Bey diye bir sunucu var. Karşımda. Adam sağdır herhalde. Soruyor bana, ben de din adamıyım. Mesleğimin gereğini yapıyorum. Hazreti Ömer'in adaletini anlatıyorum. O gün de anlattım, program bitti. Daireye geldim, mesaimi yapmak için. Beni aradılar. Bulunduğum teşkilattan, yani görev yaptığım iş yerinden. Dediler ki, efendim başkan sizinle görüşmek istiyor. Yani yetkili olan kişi. Neyse aradım yetkili olan kişiyi. Dedim beni aramışsınız. Buyurun buyurun dedim. Ya dedi siz bugün şu falanca kanalda program yaparken hükümeti eleştirmişsiniz. Allah Allah. Ben dedim karakterim itibariyle siyaset yapmam ben. Siyasetten uzağım. Siyaseti sevmediğim için değil, saygı duyarım siyasetçilere de. Benim mesleğim, din adamıyım ben. Kendi mesleğimden vazgeçmem. Ben dini, peygamberi anlatırken huzur buluyorum. Ne huzur buluyorsam onu yaparım. Bana 1000 tane siyaset teklif etseniz, bana bu heyecanı vermez.
Neyse dediler ki efendim hükümetin başındaki kişi sizi eleştirmiş. Aramış demiş ki bu adamı işte neyse başka yere gönderin diye. Ne yapmışım ben dedim. Suçum ne? Hazreti Ömer'in adaletinden bahsetmiştim. İki gün önce de bahsettim televizyonda ben. ATV'de. Kimse niye bahsediyorsun demedi bana yani. Ben dedim ki o gün işte 87 yılında Hazreti Ömer'in adaletinden bahsetmem suç mu dedim. Ama güya siz bunu söylerken hükümetin adil olmadığını söylemişsiniz. Ya ne ilgisi var dedim. Ben öyle bir cümle kullandım mı? Yok. Oradan yorum çıkarıyorlar. Ve bana dendi ki o televizyonda program yapmayacaksın. Bıraktım yapmadım yani. Hazreti Ömer'in adaletini anlattığım için ha. Adam alınıyor üstüne. O günkü yönetici işte. Daha kaç yıl önce? 20 yıl önce. O gün yönetici üstüne alınıyor. Beni daireme şikayet ediyor. Bu adamı sürgün edin diyor. Sürgün etmediler. Edemediler yani. Güçleri yetmedi. Allah yardım etti vesaire. Yani bir yerden bir yere gelindi. Onu anlatmaya çalışıyorum. İmam Hatip talebeleri İmam Hatip talebeleri cuma namazına gidiyor, cemaate namaz kılıyor diye haber oldu yahu. Bir zamanlar bir köyde mi, bir ilçede müftü varmış. Müftü varmış. İlçede, köyde müftü olmaz. İlçede müftü kalkmış, arıyor sokaklarda bir şey arıyor. Hocam ne oldu diyorlar. Keçi kayboldu, keçim kayboldu diyor. Müftünün keçisi varmış. Keçi kaybolmuş, keçi arıyor müftü. Ertesi gün gazete çıkmış, yerel gazete. Müftü keçi çalarken yakalandı. Adam keçisini arıyor, keçi çalarken yakalandı diye haber yapılıyor. Neden yapılmadı ki? Eski Yeşilçam filmlerini hatırlarsınız. Din adamı nasıldı tip olarak? Berbat bir elbise giymiş, değil mi? Başında siyah bir, beyaz ama lekeli bir şey, sarık. Berbat bir elbise giymiş, yüzü çirkin, berbat, küfreden, hakaret eden, özür dilerim yine, göbeğe yazı yazan hocalar. Böyle bir imaj vardı Türkiye'de. Bizim programlar başlamadan önce televizyonda din adamlarını çağırıyorlardı, kavga ettiriyorlardı horoz gibi. O hoca ona sayıyordu, millete ha 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 gülüyordu. Bakın orada nereye gelindi? Bunlar kolay şeyler değildir. Bunların devam etmesi lazım. Bu şuurun, bu aklın devam etmesi lazım. Bize düşen de çocuklarımızı bu şuurla yetiştirelim inşallah. Onun için küçük evlatları görünce ben çok seviniyorum. Geleceğimizi onlar temsil edecek inşallah. Biz bırakacağız. Bıraktığımız yerden onlar devam edecekler. Onun için Allah'a ve peygamberi evlatlarımıza sevdirelim. Allah ve peygamberi sevdirelim. Efendim onlara orucu sevdirelim. Bak tutturalım demiyorum. Tutturmak, baskı yapmak doğru değil. Sevdirmek. Hocam benim 15 yaşındaki çocuğum oruç tutmuyor. Teşvik et. Teşvik etsem de tutmuyor. Baskı yapma. Baskıyla oruç olmaz. Orada yemez, gel dışarıda yer. Değil mi? Gerek yok. Sevdir ona. De ki bak fakirin halini görmek istiyorsan veya aç kalmanın zor olduğunu, Allah'ın verdiği nimetin ne kadar büyük nimet olduğunu görmek istiyorsan Allah için aç kal, Allah seni doyurur inşallah ahirette. Ve teşvik ederek. Bir gün bana bir çocuk sordu, hocam dedi, biz Allah'a benziyor muyuz dedi. Dedim yok, benzemiyoruz. Ama dedi, yaratan dedi, yarattığına benzemez mi dedi. Benzemek zorunda değil dedim. Bana bir örnek verebilir misiniz dedi. Vereyim dedim. Mesela dedim ayakkabıcı ayakkabı yapıyor. Ayakkabıcı ayakkabıya benziyor mu dedim. Yani yaratıyor değil ama yapıyor en azından. Ayakkabı başka, ayakkabıcı başka. Ha hocam anladım dedi. Sorularına böyle akıllıca cevap vererek.
Bir çocuk bana sordu, niye Allah'ı göremiyoruz? Çocuk derken küçük değil yani biraz. Dedim gözlerimizi sınırlı yaratmış. Bak dedim duvarın arkasını göremiyoruz. Şu anda ben buradayken Denizli'de ne oluyor, Uşak'ta, Afyon'da ne oluyor göremiyorum. Gözlerimiz küçük. Öteki dünyada, ahirette büyük olacak. Büyük olunca Allah'ı göreceğiz. Ha dedi, tamam. Çocuk bu soruyu sorduğunda, ne biçim soru soruyorsun sen? Allah'ı mı inkar ediyorsun? Hayır, gerek yok. Onları kırmadan, dökmeden, onları üzmeden, rencide etmeden, aşağılamadan Allah'ı anlatmak lazım. Peygamberi anlatmak lazım. Tabii Allah'ı anlatmak derken Allah'ın böyle bir şekli var, eli var, kolu var, gözü var. Hayır, öyle değil. Allah affedicidir. Allah sever. Ama Allah isteğimi yerine getirmiyor anne dediğinde ne? Sen dua etmene devam et. Demek ki Allah senin sesini duymak istiyor. Sen çok güzel istiyorsun ki Allah seni seviyor. Daha sonra erteleyecek. Tıpkı babanın okulu bitirirsen sana bisiklet alacağım dediği gibi. Sen okulu bitirmeden bisiklet alırsa o bir hediye olmaz yani. Bir mükafat olmaz. Mükafatı hak etmen lazım. Allah'ı hak etmek için de iyi şeyler yapmak lazım. Böyle bu tür şeylerle çocuklarınızı eğitin. Bu dönemde çünkü çocukları çok kandırıyorlar. Yani çocuklarımızı kandırıyorlar. Kur'an'ı çarpıtarak kandırıyorlar. Peygamberimiz hakkında yanlış şeyler söyleyerek kandırıyorlar. Efendim, onlara itibar etmemek lazım. Ve onlara karşı çocukları uyandırmak lazım. Evlatlarımızın yanlış yerlere gitmesini, yanlış internet sitelerine dağılmalarını engellemek lazım. Peygamberimizi örnek olarak tanımak lazım onlara. Hazreti Peygamber'in yetiştirdiği gibi yetiştirmek lazım. Bir gün adamın biri elinde ayakkabısı mescide geliyor. Mescide geliyor abdest almak için. Yaşlı bir adam. Yaşı belki 70, belki 80 civarında. Adı Amr. Ama bu Amr abdest alırken önce ayağını yıkıyor. Sol ayağını yıkıyor. Sonra sol kolunu yıkıyor. Sonra son elini yıkıyor. Sonra yüzünü yıkıyor. Sonra kulağını mesediyor böyle. Sonra saçını mesediyor. Sonra ağzına su alıyor. Dağınık bir abdest alıyor. İki delikanlı da oturmuş. Biri 12, biri 13 yaşında. İki delikanlı. Bu alengirli abdest alan adamı seyrediyorlar. Abdest alırken adam yanlış abdest alıyor ama yanlış yaptığını farkında değil. Yaşı da 70 yaşında. 70 yaşında tabii size garip gelebilir de siz Müslüman olduğunuz için garip gelmesin size. Maalesef bilmeyenler var. Bilmeyenler var. Bir örnek vereyim. Bir gün İzmir'in bir ilçesindeyim ben. Deniz ilçesi. Deniz yakası, yani deniz kenarında olan bir ilçede. Ben, hanım, arkadaşlarla gittik. O ilçeyi görmek için. Benim bir 10 yıl İzmir geçmişim var. İzmir'de çok oturdum yıllarca. Hanım kız arkadaşıyla, baldızla beraber yani namaz kılmaya gittiler. Ben de şöyle bir yerde oturdum. Onları bekliyorum arkadaşımla beraber. Deniz kenarında denizi seyrediyoruz. Baktım insanlar gelmeye başladılar. Beni görenler deniz kenarından, şuradan, buradan. Orada kafeler var, restoranlar var. Oradan beni görenler, hocam seninle fotoğraf çekmek istiyoruz diye geldiler. Bir yarım saat fotoğraf çektiler. Kalabalık oldu bayağı filan. Diğer şeyde, kürsüde oturan bir adam var orada ileride. Böyle 70 yaşlarında, şapkası başında, şortlu, hayli yaşlı. Saçları filan uzamış buraya kadar. Başında da bir iğreti şapka var. O da bizi şöyle seyrediyor. Bir yarım saat bizi seyretti. Neyse millet azalınca kalktı yanıma geldi. Dedi ki beyefendi merhaba dedi.
Ben de merhaba dedim. Tanışabilir miyiz dedi. Buyurun oturun dedim, tanışalım. Ben dedi yüksek inşaat mühendisi filanca. Mimar mühendismiş. Teşekkür ederim dedim, memnun oldum filan dedim. Beyefendi dedi, yarım satır sizi izliyorum. İnsanlar gelip sizinle fotoğraf çekmek istiyorlar dedi. Öyle dedim, çekiyorlar dedim. Siz dedi, ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben dedim, din adamıyım dedim. Bütün din adamlarıyla böyle fotoğraf çekmezler dedi filan. Ben dedim, tanınıyorum dedim. Televizyondan dolayı tanınıyorum. Ha yani meşhursunuz dedi. Öyle diyorlar dedim. Ne bileyim öyle diyorlar dedim. Ya dedi memnun oldum dedi filan böyle. Ben de meşhurum ama çok dedi. Çok meşhurum dedi. Sizin şöhretiniz nereden gelme dedim. Bütün bu binaları dedi izin veren yapan benim dedi. Buranın dedi şu kadar yıllık mimariyim mühendisiyim filan. Maşallah filan dedim. Siz dedim nasıl dinle irtibatınız, ilginiz var mı dedim dinle filan bir şey. Yok ya dedi. Dedim bak bir yaşa gelmişsiniz dedim. Bir ömre bir hac filan yapsanız dedim. Hocam dedi ya hac ömre dedi. Valla benim böyle şeylerle şeyim yok, tarağım yok dedi yani. Böyle saçta tarağım yok yani. hadi bakalım haydi filan böyle konuşuyoruz. Birkaç şey anlattım ona. Ya dedi ben seni çok sevdim dedi. Bana kanın sıcak geldi dedi. Sana bir şey ikram etmek istiyorum dedi. Tabi dedim ne ikram edeceksin bana dedim. Yani tokum yedim içtim dedim elhamdülillah. Ama dedi yok ben dedi herkese ikram etmem sana özel dedi. İkramımı kırma ne olur dedi. Dedim nedir ikram edeceksin bu kadar ısrar ediyorsun. Beraber dedi bir viski içsek dedi. viski içsek dedim ki biz viski içmiyoruz dedim. Niye efendim dedi. Dedim Allah şarabı ve şarabın benzeri her şeyi yasaklamış dedim. Yok o zemzem içemezdik ya. Dokunurdu zemzem. Neyse bu şaşırdı. Subhanallah bakın. Ne camiye gitmiş. Ne namaza gitmiş. Ne ailesinden öğrenmiş. İçkinin veya viskinin neyse haram olabileceğinin farkında değil adam. 10 defa özür diledi. Efendim özür dilerim. Özür dilerim dedi. Ben dedi viskinin dedi dince yasak olduğunu bilmiyordum dedi. Yasa saygısı görmeyin. Hayır siz saygısı görmüyorum dedim. Sizin iyi niyetli teklif ettiğinizi biliyorum dedim. Herkese de teklif etmezsiniz zaten dedim. Yok dedi kimseye teklif etmem ben öyle dedi filan. Yani mahcup oldu. Mahcup oldu. Dedim ki bak peygamber Allah'ımız diyor ki içki haramdır. Şarap haramdır. Şarap türevi olan her şey, kafayı uyuşturan her şey haramdır dedim. Sen de içiyorsan dedim vazgeç bu işlerden filan. Ondan sonra kalktı çok özür dileyerek saygıyla özür dilerim eğilirim falan gibi şeylerle onu gönderdim gitti kendine. Niye bunu anlattım? Toplumun içinde bu insanlar var. Ve biz bu insanlara elimizden geldiği kadarınca öğretmeye çalışacağız. Ben diyebilirdim ki sen gavur musun nesin? Yazıklar olsun sana. Bu yaşa gelmişsin hala bir halt bildiğin yok desem daha da kötü olacak. Ama mahcup oldu, üzüldü. Düşünmüştür mutlaka şimdi. Ben bir din adamıyla karşılaştım. Beni kırmadı, dökmedi. Bana hakaret etmedi, bana anlattı. Centilmence beni ikaz etti. Muhtemel utanmıştır. Utanacak biriydi çünkü. Ama böyle yetişmiş. Eğitim çok önemli. Şimdi Amr abdest aldı. Oraya dönüyorum tekrar. Abdest aldı. Abdesti dediğim gibi ayağını yıkayarak başladı. Kolunu yıkadı, yüzünü yıkadı, başını mesetti. Ağzına burnuna su aldı. Karışık bir abdest yaptı yani. Abdeste sıra bazı mezheplere göre şart. Bazılarına göre şart değil. Sıra yani. Önce
yüz yıkama, eller, burun, bunlar sünnettir tabii. Yüz yıkamak, kolları yıkamak, saçı meshetmek, ayakları yıkamak. Abdestin dört farzı var. Bir de niyet. Bir de bazı alimlere göre sırayla yapması lazım. Bazı alimlere göre ayağıyla başlayıp yüzünü de yıkarsa abdest geçerlidir. Bir şey olmaz. Orada ve kelimesi var abdest ayetinde. O vavlar bazılarına göre sırayı ifade eder, bazılarına göre karışık demektir. Neyse, adam abdesti aldı, güya kendine göre iyi bir abdest aldı. Ayakkabısını aldı, gidiyor. Şimdi iki delikanlı, biri 13 yaşında, biri 12-13 yaşlarında iki delikanlı. Baktılar ki adam abdesti yanlış alıyor. E şimdi deseler ki amca abdesti yanlış aldın, amca 70 yaşında. Bu çocuklar 13 yaşında. O çocuklardan temiz yüzlü, güzel yüzlü, 14 yaşında olanı küçüğüne dedi ki ben bir bakalım dedi. Geldi amcanın yanına. Amca dedi, bir şey söyleyebilir miyim sana dedi. Amca dedi ki söyle oğlum. Namaz kılmaya gidiyorsun herhalde amca dedi. Evet dedi. Amca dedi senden bir şey rica edebilir miyim? Buyur evladım dedi. Ben ve kardeşim dedim, o da burada bak, o da onun gibi güzel bir delikanlı. Temiz yüzlü yani. Ben ve kardeşim dedi, abdest konusunda anlaşamadık. Ben diyorum, ben doğru abdest alıyorum. O diyor ki, ben de doğru abdest alıyorum. Sen gelsen musluk başında, biz bir abdest alsak, su başında, sen de seyretsen. Benimki mi doğru, onunki mi doğru? Hakem olsan olur mu? Adam dedi ki bu 60-70 yaşındaki adam. Olur dedi, bir bakayım dedi. Bir alın bakayım. Ben hakem olayım. Oturdu taşa. 14 yaşındaki delikanlı suyu aldı. Önce ağzını çalkaladı 3 defa. Niyet etti. Niyet ettim abdest almayı. Allah'ım kabul et. Niyeti böyle. Sonra 3 defa burnuna aldı suyu, sol eliyle sümkürdü, affedersiniz. Gargara yaptı, suyu indirdi. Sonra ellerini iyice yıkadı. Ellerini yıkayıp ağzına burnuna su aldı. Sonra yüzünü yıkadı, saçların bittiği yere kadar. Sonra 3 defa yüzünü yıkadıktan sonra 3 defa sağ elini dirseklerle beraber yıkadı. Sonra sol elini 3 defa. Sonra yeniden su aldı, saçını meshetti. Başını daha doğrusu. Kadınlar örtünün altından yapabilirler biliyorsunuz. Sonra sağ ayağını yıkadı, sol ayağını yıkadı. Sonra bir avuç su aldı. İçti ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Adam seyretti. Baktı ki düzgün bir abdest. 70 yaşındaki adam dedi, kardeşin de alsın dedi. Bir de onu seyredeyim. Kardeşi yine elini yıkadı. 13 yaşındaki çocuk. Sonra ağzına su aldı, burnuna su aldı. Yüzünü yıkadı. Efendim iyice böyle her tarafını 3 defa suya akıttı yani su akıttı. Sonra sağ elini yıkadı bu şekilde. Su vazladı böyle yıkarken. Sol elini yıkadı böyle. Sonra efendim su aldı. Yeni su aldı. Yeni su saçını meshetti. Sonra sağ ayağını hilalledi yani. Parmaklar arasına şöyle elini koydu ki kirli kalmasın. Sonra sol ayağını yıkadı. O da kalktı. Amr baktı iki çocuğa. Çocuklar dedim. Senin aldığın abdest de doğru abiye. Küçüğüne dedi senin aldığın abdest de doğru. İkinizin de abdesti doğru. Meğer yanlış abdest alan benmişim dedi. Siz bana çok zeki bir şekilde bunu öğrettiniz. Beni kırmadan öğrettiniz. Beni eğittiniz ey çocuklar.
Şimdi ben öğrenmek istiyorum. Siz ikiniz adınız ne? Kim sizi eğitti? Kimin çocuklarısınız? Büyük olan çocuk dedi ki, benim adım Hasan dedi. Küçük olan dedi, benim adım Hüseyin amca dedi. Bu İmam Ali'nin oğlu olan Hasan ve Hüseyin mi dedi? Muhammed'in aleyhisselamın torunları olan, evet dediler. Biz peygamberin torunları, Hazreti Ali'nin çocukları olan Hasan ve Hüseyin'iz dediler. Yaşlı adam ikisini sardı, öptü. Zaten dedi, böyle bir evden böyle evlat çıkar dedi. Anlamalıydım ben dedim. Belli ki mübarek bir yerden mübarek bir eğitim almışsınız. Allah da seni sevsin inşallah. Uzun ömürlü ol inşallah. Olur mu? Teşekkür ederim. Çocuklarımızı bu şekilde eğitmemiz lazım. Bir Hasan Hüseyin rikatiyle, bir Hasan'la Hüseyin edebiyle yetiştirirsek çocukların geleceği olur. Onun için sizden ricam, evlatlarınızı üzmeden, onları hırpalamadan, onları dine düşman etmeden, zora koşmadan elimizden geldiği kadarınca iyi yetişirmeye gayret edelim ki gelecek bizden sonra sancağı, bayrağı onlar alsınlar. Biz nasıl babalarımızdan aldıysak devredeceğiz. Bizden sonra da evlatlarımız devam edecek. Sizin çocuklarınız devam edecek. Elhamdülillah şuurlu bir neslimiz var. İnsanlarımız uyandı. Eskisi gibi değil. Ama daha da biraz daha pekişmesi lazım. Özellikle elimizi taşın altına koyacağız. Kenardan seyretmeyeceğiz. Ben bir örnek vereyim. Diyelim ki ne kadar hepiniz internet kullanıyor musunuz? Niye söyledim bunu? Bir bakıyorsunuz Instagram'dan bir hocaya saldırıyorlar. Aynı anda cevap vermek lazım. Aynı anda. Eğer biz cevap vermezsek bu kim olsa olsun fark etmez. Veya sevdiğimiz, güvendiğimiz bir insana aynı şekilde veya tarihimize, bayrağımıza, neyse ezana aynı anda cevap vermezsek sorumlu oluruz. Cevap vermek demek küfür etmek, hakaret etmek demek değildir. Diyeceğiz ki falancanın arkasındayız. Bulaşmayın, karışmayın. Çünkü kötüler daha çok ses çıkarıyor. İyiler suskunluğu tercih ediyor. Ben televizyoncu olduğum için biliyorum bunu. Bir yayında bir lira rahatsız edecek bir şey söylediğinizde birden bağırıp çağırıyorlar. Ama dindar olan kesim sessiz kalıyor. Sessiz kalınca da eziliyor ondan sonra. Onun için bu gibi konularda demokratik hak diyorlar ya. Basın yayın hakkınızı koruyun sonuna kadar. Instagram sadece mailleşmek değildir. Gerektiği anda bir Kudüs'te bir hadise oldu mu, bir Kudüs'te bir Filistinli çocuk öldü mü, öldürüldü mü tepki göstermek lazım. Bir Kur'an-ı Kerim yakma hadisesi varsa ayak takımı sefih adamlar Kur'an yakıyorlar. Milleti tahrik etmek için en azından internet üzerinden tepkimizi göstereceğiz. Bu tepkiler olmazsa bunlar çoğalır. O zaman Müslümanlar ne olur? Uysal koyuna benzetilir. Yani koyun gibi bunları idare edin diyecekler. Bize emredileni yapacağız. O dönemler geçti gitti artık. O dönemler geçti gitti yani böyle güdülmek dönemi bitti. Biz ne yapacağız? Akıllı bir şekilde tavrımızı koyacağız. Ve biz varız diyeceğiz. Kusura bakmayın Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diyeceğiz. Peki. O zaman kısa bir dua yapalım mı? İlahi ya Rabbim mübarek Ramazan ayındayız. Bu ay hürmetine bizim bu ayda yaptığımız eksiğiyle gediğiyle ne kadar ibadetimiz varsa hepsini kabul eyle ya Rabbi. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Sevdiklerimizi, evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten uzak eyle ya Rabbi. Sevdiğin kullarla beraber eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, gözümüzden, kalbimizden şerre, kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. Hastalıklara şifa ver ya Rabbi. Ülkemizin her tarafını ya Rabbi. Hakkari'sinden Edirne'ye kadar, Rize'den Antalya'ya kadar her tarafını deprem, yangın, sel ve benzeri tabii felaketlerden uzak eyle ya Rabbi. Hepimizi koru ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver, dertlilere deva ver ya Rabbi. Annelerimize rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle. Bütün dualarımızın kabulü niyetiyle, içimizdeki arzuların
yerine gelmesi niyetiyle Allah rızası için El Fatiha.